Şimdi bunu genelde biz şeker kullanıyoruz ama bunu seneye inşallah balla deneyeceğiz. Balla. Balla. İlk başta biz bunları yapmadan önce tahlil yapıyoruz. Ön eleme yapıyoruz. Ondan sonra böyle çok şey hizmete geçiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ön eleme yaparken, o denemeleri yaparken kurban kim oluyor? İlk kim deniyor o güzel tatları? Kurban Hacı Baba oluyor genelde. Hacı amcam mı oluyor? Hacı amcam gelin sizin de gül cemalinizi bir görelim. Rahatsızlığınızdan dolayı fazla konuşamıyorsunuz. Evet. Geçmiş olsun. Ama sizin görüntünüze yeter bizim için. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olasınız Hacı amcacığım. Efendim şöyle bir durum var. Senelerdir bizim devam ettiğimiz bu aşureyi arzu ediyoruz ki bütün dünyanın her yerinde insanlara hizmet edip bu tatlı güzel şeyi herkesin tadabilmesi. İnşallah devam edeceğiz ve bunu seneye de balla yapmak istiyoruz. Balla hiç denemedik değil mi? Denemedik fakat 4 tane kimyager kızımız var. İnşallah onların tecrübesini yapacak. İlk defa tecrübeyi biz yaptıktan sonra tekrar halkımıza sunacağız. Efendim bizim arzu ettiğimiz bir tek bir şey varsa halka hizmet vermek, halkın sıhhatini düşünerekten her şeyin en güzelini o güzel halkımıza tattırabilmek. Ne güzel, keşke toplum olarak her bir birey böyle düşünebilsin. Efendim öyle düşünmemiz lazım. Yaratan gayet güzel yaratmış değil mi? Doğru. Onun için herkesin düşünceleri aynı olup insanları daima yaşatmak için uğraşmak lazım. Ağzınıza sağlık. Siz de sağ olun. O zaman ben büyük üstadın kepçesini veriyorum. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Yeni ben tepkiyorum. Üzerime düşeni yapıyorum. Ne yapıyorum? Yiyorum. Aşuremden süsleyip burada arka tarafta. Ustam siz karıştırın, ben süsünü atıyorum. Usta bol kepçe buna diyorlar. Yani. Bol kepçe buna. Bizim en küçük kepçemiz bu. Bu mu? Efendim gelen müşterilere o kepçeyle veriyoruz. Kaç tane? Bir tane. Yeter fazla zaten canım. Kase biterse cebine koyuyoruz biz. Cebine koyuyoruz. Aza kanaat getiremeyen çoğu bulamazmış derler. Bu da azıcık. Ne olacak? Azıcık. Vallahi. Aşure'nin içine ne katılır? Aşure'nin içerisine efendim başlayalım. Başlayalım hadi. İncir bir. Kayısı 2, buğday 3, nohut 4, efendime söyleyeyim kuru üzüm 5, buna benzer daha güzel kokular da ilave edilir. Sonra nasıl pişirilir? Ondan sonra büyük bir kazanın içerisinde besmele çekerek efendim Nuh Aleyhisselam'a dua edilir. Peki aşurenin hikayesini biliyor musunuz amca? Herhalde bu kültürümüzden beri gelen bir yemeğimiz o da bizim. Eski yemeklerimiz. Şeysi bir sevdiği kişi ölmüştür. Onun canı için bir şeyler yani, düşünmüştür, yapmıştır herhalde. Nuh peygamberimizden kalma bir şeydir. Gemiler kaldığı içinde ne varsa gemide aç kalmamak için hepsini koyup çorba yapmışlar. Şimdi buna da aşure yiyoruz. Rivayeti de bu diyorsun. Aşure nereden geliyor hocam? İşte aşure... Efendim Hazreti Adem Aleyhisselam'ın dünya gelişi bir aşure günüdür. Hı hı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişi, Hazreti Peygamber, yani aşure günü her güzel olayda efendim bir Peygamber Efendimizin buyurdukları hayırlı bir gündür. O günü kutlayınız. O günde efendim birbirinize ikramda bulunuz. Çünkü ikram edenlere Cenab-ı Allah cennetini ikram edecektir. Dünyanın en meşhur tatlılarından bir tanesi, dünyanın en meşhur tatlısını yapan Türkiye'nin en meşhur tatlı insanları. Vallahi büyük ustalarla birlikteyiz ve bu büyük ustalarla birlikte az sonra bu koca kazanı aşağıda dağıtacağız. Nerede usta? Mısır Çarşısı Malatya Pazarı'nın önünde dağıtacağız. Koşun gelin, aşure yemeği çağırıyor sizi, bizler yemeye başladık bile. İlahi ya Rabbel Alemin, şu Muharrem-i Şerif'in maddi ve manevi rahmetine, feyizine, affına nail ve mazhar eyle ya Rabbel Alemin. İnsanlığa ve İslam'a güzellik ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Birlik ve beraberlik, hidayet nasip ve müessere eyle ya Rabbel Alemin. Hacı amcam bugün kaç tane daha açacağız?
Efendim bugün 40 bin taneye bulacağız işte. 40 bin tane. 40 bin tane. Geçen sene ne kadardı acaba? Geçen sene 30 bindi, bu sene 40 bin oluyor. Öyle bir durum var ki bu sene daha kalabalık, daha güzel, daha lezzetli oluyor. Bir kere yiyen bir kere daha istiyor yani. Tabii muhakkak efendim. Bizim arzu ve isteklerimizin en önemlisi dostlarımız nadide bir aşure yesinler efendim. Süslerken neler kullanıyorsunuz? Süslerken ceviz içi kullanıyoruz, fındık kullanıyoruz, keşiş şekeri kullanıyoruz, çikolata kullanıyoruz, nar tanesi, badem ve öyle bir durum var ki ayrıyeten de vişne kullanıyoruz. Vişne. Ben şimdi kişniş şekerini her yerde göremedim. Buraya has bir şey mi? Malatya pazarına. Doğrudan doğruya Malatya pazarına aittir efendim. Burada bulabiliriz tabii, yani. Tabii. Her zaman için efendim. Aşure'de tadı kadar görüntüsü de önemli. Gördüğünüz gibi Hacı amcam tadına verdiği önemi görüntüsüne de veriyor. Eskiler ne demiş? Önce göze, sonra mideye. Aldık aşure. Nasıl tadı? Şimdi bakalım bir. Tadına bakalım. Bir bakalım, ondan sonra söyleyelim. Hacı amcanın eline koluna sağlık. Nasıl, güzel mi tadı? Çok güzel. Evde yaptığınıza benziyor mu? Yok, buradaki daha bir daha ustalar yapıyor herhalde, daha bir güzel. Peki evde siz nasıl yapıyorsunuz aşureyi? İşte vallahi komşularla birlikte yapıyorum ben. Hep öyle. Beraber? Hep beraber yapıyorum. Ne güzel ya, aşure hani paylaşmakla büyüyen bir lezzet. Evet, evet. Komşularla birlikte olunca daha bir güzel oluyor. Aşure bu kültürün vazgeçilmez parçalarından bir tanesi ve Malatya pazarının meşhur aşure gününde aşure almak için insanlar şimdiden kuyruk olmaya başladı bile bu güzel tadı tadabilmek için. Ama biz şanslıyız. Biz hem yapılırken yanındaydık, hem süslenirken ve bolca yedik ve yemeye devam ediyoruz. Gel buraya gel. Kaç tane aldın öyle? 4 tane. 4 tane. Hepsini sen mi yiyeceksin? Yok, dağıtmaya götür. Dağıtmaya götür. Hadi koş o zaman soğumadan. Hadi bakalım. Aşure sıcak sıcak yenince daha bir güzel oluyor.